Galler'in Nieuport şehrinde devam eden NATO zirvesinin ikinci gününde liderler, zirvenin sonuç bildirisi üzerinde anlaşmak üzere bir araya geldi. Zirveye ev sahipliği yapan İngiltere Başbakanı Cameron, NATO'nun yeni tehditlerle karşı karşıya olduğunu kaydederek, teröristlerin tehditleri değerlerimizi savunmamızı ve onları yenmemizi sağlayacak diye konuştu. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de NATO'nun öngörülemez bir dünyada istikrar kaynağı olmaya devam ettiğini dile getirdi. NATO'nun tehditlere karşı birlik içinde karşılık vermeye devam etmesinin önemini vurgulayan Rasmussen, NATO'nun tüm müttefiklerini tehditlere karşı savunmaya hazır ve istekli olmaya devam ettiğinden emin olmalıyız dedi. Doğru güçlerin ve ekipmanların doğru yerde olması gerektiğini söyleyen Rasmussen, savunma bütçelerindeki düşüşü tersine çevirmeliyiz dedi. Bu arada NATO zirvesinde Ukrayna krizi de ele alındı. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Ukrayna'ya destek amacıyla acil müdahale gücü oluşturma konusunda liderlerle anlaşmaya varıldığını açıkladı. Rusya tehdidine karşı oluşturulacak müdahale gücüne kara ve deniz birliklerinin dahil edildiğini bildirildi.